الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، öncelikle arkadaşlar Allah-u Teala geçirdiğimiz imtihanı her hepimize geçmiş eylesin. Allah-u Teala daha büyüğünden, daha beterinden, daha kötüsünden cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Hakikaten geçirdiğimiz imtihan ağır bir imtihandı. Allah-u Teala'nın tabiriyle اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَ شَيْءٌ عَظِيمٌ diyor ya, hakikaten zelzele anı, zelzele vakti başka bir şeydi. Normal bir korku, normal bir acı değil. Hiç kimsenin hissetmediği daha önce bambaşka bir korkuydu. Allah-u Teala inşallah bir daha yaşatmasın o acıları inşallah. Yani devletimize de göstermesin, ümmet-i Muhammed'e de göstermesin, kafirine bile göstermesin yani. Çok acı bir durum yani. Tabii bu imtihan gelmeden önce biz bir umreye niyetlenmiştik. 50-54 kişi olmuştu gün be gün. Sonra bu imtihan geçirince, bu imtihan olunca 12-13 tane, 14 tane kardeşimiz iptal etti. 40 kişi kaldık. Bunun içinde 3 tanesi mi, 4 tanesi mi, 4 tane çocuk, 36 kişiydik. Tabii biz dedik ya, gidek mi gitmeyek mi, gidek mi gitmeyek mi, bu imtihan var. Sonra önceden de belli olduğu için, herkesten de istişare ettiğimiz için dedik ya neyse biz gidek. Buraya da Mustafa Hoca ile İbrahim Hoca'yı buraya vekil tayin ettik. Burada işleri, inşaatları yürütmesi için. Elhamdülillah kardeşlerimiz Allah razı olsun bıraktığımızdan daha güzel bir şekilde bulduk, güzelce gayret etmişler. Allah-u Teala emeklerini boşa vermesin inşallah. Bütün kardeşlerimizin ya. Biz 24 Şubat günü arkadaşlar hep beraber buradan çıktık. İlk gidişimiz devamlı bizim, eğer bir aksilik olmazsa Mekke olur. İlk gidişimiz Mekke'ydi. Yani Mekke'ye varak tövbe ve istiğfar ederek Medine'ye varacaksak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna 100 akıyla çıkak. O niyetle her zaman ilk önce Mekke'ye gideriz. Ondan sonra en sonunda Medine'ye geçeriz. Mekke'ye bir saat, bir buçuk saat rotarla bindik. Mekke'ye gece 9.30 gibi, 8.30, 9 gibi biz Cidde'ye indik. Cidde'ye indik. Normalde normal yollardan gitmiş olsaydı, yani Kıbrıs, Mısır, Nil Nehri'nin üzerinden gitmiş olsa normal uçak yolu 3 saat. Fakat bu sefer ne hikmetse bizi aldı Diyarbakır'dan, Kuzey Irak üzerinden gösterdiler. 3.40 dakika ne sürdü yani? 4 saate yakın sürdü. Sadece bir gidiş yani. Ondan dolayı biraz geç vardık oraya. Vardık, indik Cidde'ye. Bavullarımızı aldık. Bizim Mekke'ye, otele varmamız arkadaşlar 12-12.30 gibiydi. 12-12.30 gibi. Yemek de yememişti arkadaşlar. Sağ olsun şirket yemek hazırlamıştı. Arkadaşlar yemeklerini yediler. Ondan sonra bir saat istirahat verdik. Kardeşlerimize birinden iki arası istirahat verdik. Çünkü hemen gitsek bir sefer zaten yol yorgunluğu var. Bir de onun yorgunluğu olduğu zaman dedik ya, büyük bir ihtimalle Allah muhafaza etsin gider yorulur gelir tekrar yatarsak namazı kalkamazdık yani. En güzeli biz bir saat dinlenek. Saat 2'de herkes lobide buluştu arkadaşlar. Vardık ilk tavafımızı yaptık. Gördüğümüz zaman bütün kardeşlerimize, ümmet-i Muhammed'e, herkese dua ettik. Erkeğin dilinde dolaşan, yani Kabe'yi ilk gördüğü zaman insanın duası makbul olurmuş diye. Gücümüz yettiği kadarıyla nefsiniz için, ümmet-i Muhammed için, sizler için dua etmeye gayret ettik. Tavafımızı yaptık, sayımızı yaptık.
Sabah namazında biz sayımızı bitirdik ya. Sabah namazımızda sabah namazımızı kıldık. Sayımız bitmişti, namazı bekledik. Sonra tabii bir çıktık, dışarı çıktık ki berberlere kaldırmış adamlar ya. Berberlere kaldırmışlar. Dışarı çıkar çıkmaz yine biriyle karşılaştık. Onlar da berberler götürüyorlar, konuşuyorlar yani. Adam hani burada derler ya tabiriyle hani sakalının ucuyla gösterdiği zaman epey gidermişsin ya. Adam da bize aşure diye gösterdi yani. Yani bize tavaf yapmadan, sağ yapmadan daha ağır geldi o kadar yürümemiz. Bayağı uzak yere götürmüştü. Biz de ondan sonra arkadaşlara dedik ya bundan sonra geldiğimiz zaman not aldık değil mi Salih Efendi? Otelin yakınında hemen berber var mı onu sorak. Çünkü o kadar yol yürümeyecek. Yani inanır mısınız belki bir kilometre yol yürüdük o kadar yorgunluğun üzerine. Şimdi yakın bir yerde. Sonra tıraşlarımız oldu arkadaşlar. Otelimize geçtik. Namaza kadar, öğlen namazına dinlendik. Bazı kardeşlerimiz saati yerinde olanlar öğlen namazına gittiler geldiler. Öğlen namazına gitmeyenler saat 2:30'da tekrar lobide buluştuk. Yorgun olanlar kardeşlerimiz lobide buluşuyorduk. Tekrar gidip Kabe'de öğlen namazımızı cemaate gidemezsek bile Kabe'de kılıp geliyorduk. Biz gittik saat 2:30'da tekrar arkadaşlarla birleştik. İkinliği kıldık cemaatten. Akşam namazını kıldık, yatsı namazını kıldık. Tabi sahan alanına, Kabe'nin olduğu alanına ihramsızdan başka kimse almıyor. Sadece ihramlılar. İkinci kata da ihramlılar alıyorlar. Ne kaldı? Üçüncü kat kaldı. Üçüncü katta tavaf etmek için mubayyit gerek. Sadece bir şavt 12-13 dakika sürüyordu. 15 dakika sürüyordu. Bir şavt. Yeni şavt dönün ne eder? 1,5 saat yani. Bir sefer dönse bir adam aşama kadar karşı çıkarıyor. Bir daha tavaf etmeye gerek kalmaz. Biz tabi o gün çok yorgun olduğumuz için bazı genç veya gayretli arkadaşlar var tavaf edenler etti. Yatsı namazını kıldık, vardık yemeğimizi yerken şimdi buradan gitmeden önce de araştırdık yani. Ya acaba kimler, hangi hocalar nasıl fetva veriyor? Çünkü biz zaten Türkiye'deyken Allah-u Teala ayaklarımızı kesmesin. Her sene, en az bir sene hep beraber gidip gelmeyi nasip eylesin. Dedik ki ya biz Türkiye'deyken zaten Kabe'yi göremiyor. Bizim de adetimiz her sene gittiğimiz zaman arkadaşlarımız namazı illa sahanda kılmalıyız. Yani Kabe'yi görerek. Otelde hiç kimse namaz kıldırmıyoruz. Kılmıyoruz da yani hamdolsun. Diğer alanlarda da dışarıda da değil. Yani. İlla sahan alanında. Bakarak. Çünkü Allah-u Teala ne diyor? Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde Kabe'ye diyor 120 rahmet iner. Bunun 60'ı tavaf edene, 40'ı namaz kılana, 20'si de bakana yani. Oturduğu yerde baksa bile ama 20 rahmete nail olur. Onun için biz dedik ya şimdi nasıl edek? Şimdi birinci araştırmayı, fetvayı bulduk. İhsan Hoca bizden önce gitmişti. İhsan Şen Hoca baktık ki Yozgatlı arkadaşlar soruyor. Hocam ya işte bu polisler bizi buraya ihramsız almıyorlar. Biz buraya gelebilir miyiz? Bunları giyip İhsan Hoca dedi ki ya işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu elbiseyi giyiyormuş. Siz de bu elbiseyi giyin gelin dedi. Şimdi birinci fetvayı aldık biz. İhsan Hoca fetva verdi. Hakikaten zamanın müştehidi kardeşimiz yani. İlmi konu. Şimdi biz işte Ahmet Hoca birkaç kişi yemeğe oturduk. Siirt'ten bir hoca efendi bir de yanında bir arkadaş var. Şimdi biz dedik ki ya tavafı nasıl diyorsunuz? Dediler ki valla biz bir sefer umre yaptık geldik ondan sonra hiç içeri girmiyor. Ya biz girmemiz gerek nasıl edecek dedik. Valla fetva yok. Hoca ile diyor hemen yıllarca muvaffakta öğretmenlik yapmış. Din kültür öğretmenliği, din dersi, meslek dersi öğretmenleri. O kardeşimiz de yanında yardımcısı da diyor ki valla hoca fetva vermiyor diyor. Biz dedik ya İhsan Hoca fetva verdi. O diyor ki hoca fetva vermiyor. Şimdi ne var arkadaşlar? Bu hoca efendi bir tefaul yapıyor. Tefaul ne demek? Yani iyiye yorma. Teşaum, uğursuzluk. Tefaul de uğur manasında. Dedi ki durun ha o zaman. Dedi. Hoca efendi şimdi bize fetva arıyor. Biz gelecek diyor. O da diyor ki hoca efendi fetva vermiyor. Durun ha o zaman dedi. Kur'an-ı Kerim'i açtı. Kur'an-ı Kerim'i açtı. Bize fetva arıyor. Şimdi tefaul demek bu yani. Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir sayfasını açıyor. Acaba bizimle ilgili bir haber var mı? Bir müjde var mı? Şimdi hoca efendi açtı. Daha suresinin 77. ayet-i kerimesi çıktı arkadaşlar.
hafızlar velekad evhayna ila Musa en esri bi ibadi fadrib lehum tariqan fil bahri yabasa. Şimdi Hoca Efendi şimdi tek tek tercüme ediyor. Diyor ki velekad evhayna, biz ne yaptık? Vahyettik. En esri bi ibadi, yani Musa Aleyhisselam'a kullarımızı geceleyin yola çıkarmasını emrettik. Enesli bi'ibâli fadrib lehum tarîkan fil bahri yevez. Onlar için diyor, ne diyor? Onlar için kolay bir yol buluyor. Onlar için Musa Aleyhisselam bana denizi geçirecek ya, yol yok. Allah-u Teala dedi ki biz vahyettik, git yol var. Yani o da denizin ortasında kupkuru bir yol var. Ne yap? Aynı zamanda da hem diyor düşmanların yetişmesinden de denizde boğulmaktan da korkma diyor. Biz dedik hocam, ha bak bize yol çıktı valla. Ne diyor Allah-u Teala? فَضْرِبْ لَهُمْ تَر۪يقًا فِي الْبَحْرِ. Onlar için bir yol bul yani. Bak biz daha yol bulduk. Hoca dedi ki eline vurdu, valla bunlara çıktı fetva dedi. Ondan sonra ne yaptık arkadaşlar? Sabahleyin saat 2'de her gün 2.30'da lobide buluştuk. İhramlarımızı giydik. İhramlarımız bak hile yapmadık yani. Aldatma da yapmadık. İki tane hoca fetva verdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Müştehit diyor fetva verdiği zaman hata etse bile onun için bir sevap var ya. Hata etse bile onun için bir sevap. Biz de hocaların fetvalarını aldık arkadaşlar. Hemen İhsan Şen Hoca hocanın, hemen de o Siirtli hocanın fetvasını aldık, tefevül yaptı ya hoca efendi, bize doğru çıktı. Vallahi bu dervişlere çıktı dedi, bu dervişlere fetva verdi dedi hoca efendi. Biz de sabahleyin 2.30'da herkes ihramını giydi arkadaşlar. Vardık, tavafımızı yaptık. Yani zaten normal elbise olunca içeri almıyorlar. İlle ihramlı olman gerek. Bütün arkadaşlar da ihramlarını giydi. Zaten baktık ki Türklerin her elbise öyle yani. Herkes altında kiminin atlet, altında kiminin pantolon, herkes yere gelmiş yani. Kimse normal bir şekilde gelmemiş. Ama dediğimiz gibi biz fetvamızı aldık yani kimseye aldatma, kandırma olmadan yani fetva aldığımızdan dolayı her gün kardeşlerimizle saat 2.30'da lobide buluşuyorduk. 2.30'da lobide buluşuyorduk. İşrak namazını kılıp işte tavaf eden edene, teheccüd namazı kılana, rahatsız olan Kabe'ye seyir dersini çekerek, virt çekerek ne yapıyordu arkadaşlar? Böylece Mekke'deki günlerini geçiriyordu. Kardeşlerimize dedik ki herkes burada illaki bir hatim yapsın. İllaki bir hatim yapsın. Çünkü her şeyin 100.000 katlandığı, her şeyin 100.000'e katlandığı bir yer. Bir vakit namaz kılsan 100.000 vakit de çarpılıyor. Bir hatim yapsan 100.000 hatim de çarpılıyor. Ahmed Alev Maliki'yi, Şeyh Muhammed Alev Maliki'nin oğlu, onu ziyarete gittiğimizde işte rüya, Allah-u Teala'yı görme babı ile ilgili bir şeyler okuyorlardı. Oradan çok güzel bir Ahmed bin Hanbel ile ilgili bir kıssa geçti. Ahmed bin Hanbel diyor ki arkadaşlar, ben diyor Allah-u Teala'yı 99 sefer rüyamda gördüm. Ahmed bin Hanbel, Hanbeli mezhebinin kurucusu. Ben 99 sefer Allah-u Teala rüyamda gördüm. Şayet 100'üncüde görürsem ona soracağım. Ne soracağım? Ya Rabbi sana en çok yaklaştıran amel hangisi diye onu soracağım. 100'üncüde Allah-u Teala rüyasında görünce Allah-u Teala diyor ki bana en çok yaklaştıran amel Kur'an-ı Kerim okumak. Kelamımı okumak arkadaşlar. Bakın Ramazan da geliyor, bir hatim, iki hatim, üç hatim, hangi camide ne hatim varsa öğle sabaha ayrı yapın, öğlene ayrı yapın, ikindiye ayrı yapın, gücünüz yetiyorsa teravihi hatimle kılmaya gayret edin, Ramazan'ı dolu dolu geçin. Sonra Ahmed bin Hanbel tekrar soruyor, ya Rabbi bu okumak anlayarak mı, anlamayarak mı? Allah-u Teala diyor ki anlasa da anlamasa da. Kelamımı okuması en faziletli amel. Allah'ın kelamı. Biz de ondan dolayı kardeşlerimize dedik ki herkes burada bir hatim yapsın. En az bir hatim ya. Onun da gelirken ne yaptık arkadaşlar? Tekrar duasını hep beraber son gün çıkmadan önce duasını yaptık. Sizlere dua ettik. Sizlerin geçmişlerine hibe ettik. Yani kim varsa kardeşlerimize ne yaptık? Herkese dua ettik elhamdülillah. Tabii biz Cuma günü buradan çıkmıştık. Pazartesi
hazırlıklı değildik. Otobüse bindik. Kabe'ye gidiyor. 2:30'da dedik ya bugün pazartesi, oruç tutar. Tabii ondan sonraki günler perşembe pazartesi hazırlıklıydı da o gün dedik fıcaten yani ansın dedik ya bugün oruç tutar. Pazartesi. Yani 100.000 katlansın. Oruç da cebimize doldurak yani orucu da. Sonra oraya vardık. Hurma almadık. Hiçbir şey almadık. Bir baktık ki tavaf ettik. Herkes oturduğu yerde arkadaşlar. Bir Afganlı elinde bir poşetle geldi. Elinde bir poşet. Sanki Allah-u Teala sırf bize özel gönderdi. İçinde ekmek var, patates var, yumurta var. Ne derseniz var ya. Arkadaşlar o gün ne yaptılar? Ondan herkes yedi, sövürlüğünü yapmış oldu. Allah-u Teala'ya tevekkül ettik ya. Tabi ondan sonraki pazartesi perşembe biz hurmamızı getirince Allah-u Teala bize bir şey göndermedi ya. Sadece hurmamızı yemiş olduk. Bizim Muhammed Hasan Şahzeli, küçük Muhammed benim oğlum, gitmeden ben telefonla görüştüğümüzde bizden tesbih istedi. Dedi ki ya baba bana bir tesbih al. Tesbihi de dedi Kabe'ye acı sür. Biz dedik tamam. Şimdi biz tavaf ettik. Tavaf varınca seccadelerimizi açıyor ki kimse yerimizi almasın diye. Yer bulma mesele Kabe'nin avlusunda. Herkes gelip bir yer tutuyor. Seccademizi açtık. Biz tavaf ettiğimiz yerde baktık. Ben tavaf ettim. Geldim. Baktım ki seccademin üzerinde bir tesbih var. Muhammed'in elinde göster Muhammed'e. Muhammed'in elinde bir tesbih var. Yani burada yani. Şimdi namazı kıldık. Dedim ya bu tesbihi kim koydu? Samad abi dedi ki vallahi hocam bir Azeri 2 rekat namaz kıldı. Herhalde o bıraktı dedi ya. Biz dedik ki Muhammed'in istediği bir tesbihi Allah-u Teala göndermiş. Aldık Kabe'ye sürdürdük. Yedirdik Muhammed'e yani. Yani herkesin oraya gittiği zaman arkadaşlar ortak bir sözü var. Herkesin oraya gittiği zaman. Bura ihtiyarların yeri değil, gençlerin yeriymiş. Genç arkadaşlar ya, sonraya atmayın. Giden ihtiyarlar da öyle diyor yani. Keşke gençliğimizde gelseymiş. Bura ihtiyarın yeri değil. Çünkü meşakkat çok. Zorluk çok. Hele hele Mekke'de sade zahmet arkadaşlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 13 sene boyunca hep zahmet çekmiş ya orada. Hep sıkıntılar çekmiş. Mekke'de de hakikaten zahmet çok ya. Onun için gücü yeten genç kardeşlerimiz sonraya ertelemesinler. Sonraya ertelemesinler. Hep ne yapsınlar? İnşallah önceden gençken gitmeye gayret etsinler. Birinci günü tabi ihramımızı biz çıkarttıktan sonra ikinci ihramda 4 tane umre yaptırdı şirket bize. Bazı kardeşlerimiz tabi 5 tane yaptılar. İkinci umremizi yaptık. Safa Merve'de koştuk. Tabi bu sefer berberin yerini dökendik. O kadar yürümedik. Otelin yanında berber varmış yani. Berber bulduk. Vardık. Berber şimdi işte Salih Efendi, Enver Efendi 5-6 kişi arkadaşlar. Önümüzde de tabii 2 ay sonra önemli bir seçim var. Adam ne diyor biliyor musunuz? Bakın berber Bangladeşliymiş. Berber. Bizi tıraş ederken öyle bir özendi ki öncekiler tıraş ederken yani koyun kırkar gibi kırkıyorlardı bizi yani. Ama bu berber çok özendi. Öyle mi Salih Efendi? Çok temiz bir tıraş etti. Hele hele bizim Türkiye'de olduğumuzu görünce ne dedi biliyor musunuz arkadaşlar? Sizler Müslümanların hamisisiniz diyor. Koruyucusunuz Müslümanların. Mazlumların hamisisiniz diye adam bize özel göster. Onun için önümüzde çok önemli bir seçim var. Çok önemli bir seçim. Hiçbir zaman şu partiye oy verin size demedik. Şeyhimizden de öyle görmedik. Herkes kendi nereye vereceğini bilir. Ama önümüzdeki 2 ay sonraki seçim çok önemli arkadaşlar. Ya Müslümanlar kazanacak ya da münafıklar kazanacak. Ümmetin, bak aynı başka bir kişiyle, tekrar başka bir hatıramı anlatayım size. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine dönemine geleceğim de yeri geldiği için söylüyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hemen kabri şerifinin arkasında oturuyoruz. Arkadaşlarla yine 3:30'da gidiyoruz, işrağı kılıp çıkıyoruz. Orada oturduğumuz yerde sağım solumda baktım bir Mısırlı.
Adı da Muhammed Furkan. Son gün gelirken de yine karşılaştık. Bunlar da Mekke'ye gidiyorlarmış. Biz de dedik ki biz de Türkiye'ye gidecek bugün diye dualaştık. Adam ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar siz? Ni'mel emir ve ni'mel ceyş diyor. Komutanınız ne güzel bir komutan ve sizler ne güzel bir askersiniz diyor. Onun için ümmetin bizden çok beklentisi var. Ümmetin bizden çok beklentisi var. Bu komutan, bu emir düşmemeli. Bu asker çok iyi çalışması gerekir. Tabii şeyde Ravza'da, Kabe'de olunca çok garip şeyler de görebiliyorum arkadaşlar. Allah-u Teala'nın taksimatı var ya, nasıl bir şey bak. Taksimatı nasıl bir şey. Biz her gün Kabe'ye tavaf alanına vardığımız zaman yani ben böyle sağımıza solumuza bakıyoruz. Ben 2-3 gün dikkat ettim. Sağımızda solumuzda Allah-u Alem İstanbullulara benzer 7-8 tane bir arkadaş. Başlarında da bir şey oldukları zaman hocam diye sordukları biri. Biz gelmeden 1-2 gün önce ön tarafa bir arkadaş geldi oturdu. Türk. Denizli'de bir genç. Denizli'de bir genç. Şimdi onların da Türk olduğunu öğrenince biraz konuştu. Sonra dedi ki ya kaç kişisiniz? 8 kişiyi gönderdiler. Onlar herkese birer tane hurma verdi. İşin garipliği bundan sonra arkadaşlar. Şimdi arkadaş Perşembe günü o gün akşam otelde birer 4 tane sandviç hazırlamış. Sahurda girin diye. 4 tane sandviç hazırlamış. Allah-u Teala'nın taksim ettiği rızka bakın yani. Kimsenin elinde değil rızık. Kimse kazandığını, ettiğini yiyemez. Yani. Allah ne taksim ettiyse onu yiyor. Ya depremde en büyük bize ne gösterdi? Allah-u Teala herkes kazandığını yiyebildi mi? Bıraktı gittiler. O Denizli'li arkadaş 4 tane sandviç yapmış arkadaşlar. Şimdi arkadaşların telefonunu arıyor. Ben Altınoğlu'nun tam çaprazında bir yerdeyim. Sana diyor 2 tane sandviç kendime ayarladım. 2 tane de sandviç sana ayarladım. Sen gelecek misin? Ben işte filan yerdeyim. Herhalde onun yeri de rahattı ki biraz oturdu baktı gelmedi. O zaman ne yaptı arkadaşlar? Çıkardı o 3 tane sandviçi diğer İstanbullulara verdi. Bakın kimin için hazırlıyor? Denizli'li çocuk arkadaşı ve kendisi için hazırlıyor. Allah kimlere nasip ediyor? Ta İstanbul'da kadar. O kuluna hazırla diyor, o kuluna yediriyor. Çıkardı o sandviçleri, o İstanbul'lu arkadaşları, onlar da bir aşkla, bir şevkle yediler ki o sandviçi yani. Allah-u Teala'nın taksimatı bambaşka bir şey. Şeye 12 gün biz ne yaptık? Mekke'de kaldık arkadaşlar. 12 gün boyunca dediğimiz gibi gücümüz yettiği kadarıyla otelde namaz kılmamaya gayret ettik. Belki de hemen hemen kardeşlerimizin hiçbir otelde namaz kılmadı. Herkes illa Kabe'de görerek kılmaya gayret ettiler. 12 gün sonra biz sabahleyin kalktık. Allah-u Alem salı mıydı, çarşamba mıydı? Çarşamba günü herhalde sabahleyindi. Biz kalktık. Otobüsümüz sabahleyin geldi. Biz ertesi gün çıktık Medine'ye. Sabahleyin çıktık. Medine'ye geldik. Medine'ye geldiğimiz zaman Medine hakikaten her ne kadar Mekke'de zahmet varsa, Medine'de Mekke'de ne kadar sıkıntı varsa Medine'de de o kadar rahmet var, o kadar sekine var. Yani. Medine hakikaten bambaşka bir yer ya. Yani. Tarif edilemeyecek, yaşanacak bir yer ya. Yani. Çünkü gittiğin zaman iliklerine kadar her şeyi hissedebiliyorsun. Allah Resulü Aleyhisselam o rahmetini, o sevgisini, o muhabbetini nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmet olarak göndermişse rahmet peygambere oraya vardığın zaman o huzuru, o sekineyi orada hissedebiliyorsun. Onun için biz giderken şirketlerin verdiği program değil de biz kendimiz özel program talep ederiz. İlle biz 8 gece Medine'de kalmalıyız diye.
Çünkü şirketler sadece iki gece kalıyor, kaldırıyor arkadaşlar. Bir gece zaten adam bir gün çıktığı zaman akşama kadar Medine'ye geliyor, akşam yatıyor. Sabahleyin gezilere gidiyor, ertesi günde çıkıyor Medine'den. Medine'den hiçbir şey anlamıyor. Bunun için biz de gücümüz yettiği kadarıyla Medine'de kalmaya gayret ediyoruz. 8 gün, 9 gün. Biz oraya vardığımızda Allah razı olsun, Eymen Hoca'nın arkadaşlarından Abdurrahman El-Kuş diye bir hoca efendi. Hamdolsun, yani Eymen Hoca'mla beraber, Eymen Hoca'nın şerefine bizlere de çok hizmet etti orada. Hemen arkadaşlarımız, hemen kardeşlerimiz, hemen bizlere. O Medine'de şöyle bir kıssa anlatmıştı. Diyor ki, ben Medine'ye geldim. Medine'ye geldik. İki gece kaldık. İki gece kaldık ama fakat ben diyor doyamadım. Dedim ki ya Resulallah, dayıfın ya Resulallah dedim diye. Ya Resulallah, ben iki üç günde ağacı misafir et dedim diye. Hoca efendi. Şeye vardım diye, şirket aradım diye. Allah Resulü ev sahibinden izin istiyor ya arkadaşlar. Ev sahibinden müsaade istiyor. Ya Resulallah, ben iki üç günde misafir et deyince şirketi aradım diye, nakliye şirketi. Dedi ki valla benim için hiçbir mahsuru yok, kalabilirsin, üstüne para istemiyorum dedi diye. O kalmanıza. Sonra diyor otele vardım diyor, otel şirketine dedim diyor. Otel şirketine dedim ki ya böyle böyle biz birkaç gün daha kalsak. Dedi ki valla benim bir annem var hasta, ona dua ederseniz para istemiyorum dedi diyor. Sonra diyor herkesi razı ettik, bir tane zengin var diyor. O ille Şam'ın zenginlerinden dönmesi gerek diyor. Ona vardım dedim ki ya böyle böyle birkaç gün daha Medine'de kalsak nasıl olur dedim diye. Dedi ki valla daha sen girmeden önce biz de hanımla konuşuyorduk ya birkaç gün kalsak nasıl olur diyorduk diye. Sonra da hikmet ilahi Allah razı olsun aleyhisselam bizi iki üç gün daha ne yaptı? Misafir etmiş oldu diye. Aynı olay ne oldu? Eymen Hoca'nın başına geldi. Şimdi bu olayı anlatınca Eymen Hoca normalde bizden bir hafta önce dönmesi gerekiyor. Sonra dedi ki ya Resulallah yani beni burada birkaç gün daha misafir et kardeşlerimizle beraber dönek. Sonra hikmet ilahi ne yaptı? Onun oteli uçak bileti olmuyordu. Daha ertesi hafta çarşamba bizden bir gün önce aldılar yani tekrar. Elhamdülillah beraberce ne yaptık? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in misafiri olmuştuk ya. Yine o hoca efendinin anlattığı tren garında Osmanlı'nın yapmış olduğu bir tren istasyonu var. Onun çok yakınında da bir cami var. Osmanlı'nın yapmış olduğu. Hacılar geldiği zaman orada namazını kılsınlar. Sultan Abdülhamid Han oranın valisine diyor ki arkadaşlar bir mektup gönderiyor. Valisine diyor ki oradan gelirken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ravzasından bana bir parça toprak getirdi. Hikmet ilahi bu vali de trene binerken unutuyor. Tren biraz yürüyünce iniyor başka bir yerden alıyor o toprağı. Varıyor, Sultan Abdülhamid Han'a takdim ediyor. Sultan Abdülhamid Han koklayınca bu toprağı diyor ki bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ravzasının değerli bir toprak diyor. Sultan Abdülhamid Han. Diyor ki o zaman o vali diyor efendim vallahi böyle 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 oldu diyor. O zaman Sultan Abdülhamid Han diyor ki bu toprağı al götür nereye koy, nereden aldıysan oraya koy. Oraya da bir cami yaptır diye. İşte Medine'deki o Osmanlı iki siyah taştan yapılı arkadaşlar. İstasyona, tren istasyonuna çok yak. Medine'deki o cami diyor Sultan Abdülhamid Han'ın emriyle bu toprağın bereketiyle yapıldı diye. Biz görevlerimizi hemen hemen bitirdik. Perşembe günü dönecek. Tabii çünkü bizim Medine'de kalmamızın 8 gün kalmamızın bir hikmeti de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim 40 vakit benim mescidimde namaz kılarsa ona iki berat verilir. Biri münafıklıktan biri de cehennemden berat verilir diye. Biz de o niyetle her sene arkadaşlarla 40 vakitte tamamlamaya niyet ediyoruz. Şimdi yarın perşembe, çarşambadan artık soruyoruz. Ya uçak biletleri belli mi? Uçak saati belli mi? Uçak saati belli değil dediler. Sonra akşamüstü bir dediler ki saat 2. 2 olursa arkadaşlar dedi ki vallahi hocam namaz tamam olmuyor. 37 vakit olmuş oluyor. 3 vakit kılmamış oluyor. Sonra bir dediler ki saat 5. Perşembe günü 5.
Dediler ki iyi tamam öğlen namazını kılardık o zaman ama yine de bir tanesi kalıyor. O zaman biz dedik ki ya arkadaşlar en iyisi hile-i şer'iye yapak. Bir eksik kalıyorsa arkadaşlar sabahleyin işraktan sonra birer de kaza kılsın ya. Öyle kazayla tamamlanmış olarak yani. Kazayla tamamlanmış olarak. Sonra bir baktık dediler ki hocam saat 5'te iptal oldu ya. Kaç? Belli de. İkinliği, öykünlüğü kıldı arkadaşlar. Ya akşamı kıldılar, yatsıya kıldılar, otele geldik. Saat telefonla uçak ne zaman? Ertesi gün 5:30'daymış. Arkadaşlar daha 3 vakitte fazlasıyla tamamlamış oldular. Hile içeriye yapmaya da gerek kalmadı yani. Ertesi gün bindik elhamdülillah. Allah sizden razı olsun. Kardeşlerimiz karşılamaya gelmişti. Sağ salim bereketten geldik. Hep sizlere dua ettik arkadaşlar. Allah-u Teala inşallah hep beraber seneye de beraberce gitmeyi nasip eyleyin. Yani dua edin, niyet edin. Neyin nasıl kısmet olacağı belli olmuyor. İçimizde parası olup gidemeyen arkadaşlar da oldu ya. Parası var, bileti hazır olmuş, her şey hazır. Fakat nasip değil. Sizler niyet edin inşallah. Allah-u Teala inşallah gelsene beraberce gitmeyi nasip eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için. Hayırlısıyla gelsene hep birlikte, hep beraber gitme niyetiyle. El-Fatiha tu ma'as-salavat.